Her sene aynı gün orada. Başka adam var mı? Yok. Benden başka oraya gittiğini bilen de yok. O kadar kolay yani. Kaç kişi gideyim dayı? Sen birini yanına al. Seni geçerse diye. Beni geçemez. Sen gene de birini yanına al. Dur yeğen, dur. Seninle işim bitmedi daha. İlk çıktığından beri takip ediyorum bir gündemi. Aradığınızda inanamadım. Ya burada çalışmak hayalim benim. Aha. Yalnız... Beğenmediniz mi? Buradaki haberler... Ben başkasına da yaptırabilirim bunu. Bundan daha iyisini de yaptırabilirim. Bana daha fazlası gerek. Nasıl bir şey? Başka hiç kimsenin bana veremeyeceği bir şey gerek. Bir gündem bu demek. Senin yazdığını başka hiç kimse yazamayacak demek. Öyle hikayeler gerek bana. Var bende öyle hikayeler. Hani? Nerede? Ah, hatırladım bunu. Sonra kesildi. Bunun devamı var mı sende? Öyle bir devamı var ki hem de okuyanın aklını uçurur. Devam et, devam et. Aslında ne olduğu var. Abimin aslında suçlu olmadığı var. Kimin ona tuzak kurduğu var. Hepsinin kanıtları, kayıtları var. Okuyanın kanını donduracak şeyler var. Birilerini hapse attıracak şeyler var. Tam içinden yazıyorum hem de. Bu bende kalabilir mi? Beni buraya layık görürseniz ilk haberim bu. Peki. Düşünelim. Yarın buluşalım. Sen bana hazırladıklarını getir. Ben de sana kararımı. Olur mu? Hem de nasıl? Burayı içeri alacaksın. Evet. Siz bunlarla hiç uğraşmayın. Biz bunları atarız. Burayı kıracaksın değil mi? Tabii tabii. Küçük otantik kahve de şurada olacak. Bahçeye doğru da alım yaptık. O tarafa doğru genişleyeceğiz. Bizim için tamamdır. Siz bunları kullanmıyorsanız aslında biz bunları sergileyebiliriz böyle antika gibi, işte eski bir zaman şeyi gibi. Neydi? Müslüm Usta hatıraları gibi. Sizde şeyde var mı böyle daha modern çalışmalarda var mı hiç? Yok evladım. Müslüm Usta'yı bilmem. Ama ben 20 yıldır bu eski çağ şeylerini yapıyorum. Eskiden eskidik, eskiyebildik diye hürmet görürdük. Eskiden eskimek marifetti, hünerdi. Yok, beni yanlış anladın. Şimdi eskimek yeniye yenilmek demek evladım. Yanlış anlamadım. Vallahi bunu görünce yenilmedim diyeceksiniz. Buyurun. Biz kendi aramızda bir protokol hazırladık. Fiyatı da üzerinde. Sizin için de uygunsa geriye bir tek bu kalıyor. Yarın tapuyu da getiririm. Siz de uygunsa bir kapora getirirsiniz. Devri başlatırız. Yarına. Selam be kardeşim. Yarın. Alo. Bu Karadere'deki yer verdi ya. İlgilen demiştin. Ya bir şey sormadan geçemeyeceğim. Affedersin ama
burası şey gibi. Bok. Bir yol bir şey geçiyor değil mi önden? Kaya, doğruyu söyle. Hayır Selami. Kenarda kalmış bir mahalle. Biraz medeniyet getirelim dedim. Hepsi bu. İnsanlığımızdan. Tamam. Teşekkürler. Mert Uçar'la konuşuldu. İşi verelim mi? Ercan, ben yarın bir yere gideceğim. Her sene aynı gün giderim, kimse de bilmez. Çok esrarengiz bir adamsınız. Daha az esrarengiz olmaya karar verdim. Benimle gelir misin? Niye? Manzaraya daha yakından bakmaya. Nereye gideceğiz? Luna Park'a. Luna Park'a. Eğen, yol bitti. Buradan aşağı. Tamam dayı, o laf oradan aşağı fena bir yere gidiyor. Dayı. He. Sen bu yeri zaten biliyordun. Burası adamın zayıf noktası. Niye daha önce yapmadın? Çünkü yeğen, daha önce Kenan ölsün istemiyordum. İşte mesele bu. Hayır. Bak, bu iş seninle benim aramda, ona göre. Ezel bilmeyecek. Onu diyorsan. Onu diyorum yeğen. Hadi güle güle. Eyvallah. Hadi. Nasıl çıkacaksın o mezardan Ömer? Var mı harika bir fikrin? Benim var. Mahalleye dönmem diyordun. Dönmeyecektim de küçük bir sorunumuz var ortak. Torbayı cihaza koyup bir daha geçer misiniz? Al, oldu mu? Üstünüzdeki metal eşyaları şuraya bırakıp bir daha geçer misiniz? Yok, onu yapmayayım istiyorsan. Alalım kaydını beyefendi, çıkışta teslim ederiz. Almayalım kaydını beyefendi, müşteri değilim. Arkadaşım burada çalışıyor beyefendi. Onu arayalım o zaman, nerede çalışıyor? Bilmem, yeni girdi, sorayım. Hop hop hop, dur orada. Amirimi çağırıyorum. Abartma lan, arkadaşım burada, çağıracağım. Amirim, çok acil C-Kaptan'a gelir misiniz? Vay anasını, amma tırsakmışsınız be. Çağır anasını satayım, kaldır ayağı her yeri. Bu ne lan, korkak... Nerede lan amirin, amirin nerede, nerede? Nerede lan amirin? Buradayım. Buradayım abi. Ne lan bu hal? Ne yapayım abi? Fena para da vermiyorlar. Sen getirdin mi istediklerimi? Ev sahibiyle mi konuştun? Verecek mi evi bana? Tefo, bir konuşalım mı seninle? İşte bu be. Ali abi, bu sefer iyi olacak değil mi her şey? Ha? Ezel'in dediği gibi. Yeni bir hayat, ne bileyim işte, yeni bir ev, yeni iş. Ali abi, bu sefer olsun be. Tefo, bir dinlesene. Ah, çiçek! Çiçeği almayı unuttum. Gelmiş. Tabii dedim telefonda. Sana önemli bir şey soracağım dedim. Erken gelmiş. Ali abi. Ya istemezse benimle olmayı? Ya istemezse benimle yaşamayı? Yok, o çıyan ister de. Dene.
Tepa, ben de bir şey isteyeceğim. Bir iş var kardeşim. Büyük iş. Kimseye güvenemem. Ya seninle gideceğim ya tek. Ne zaman? Aman aman. Aman Ramiz Bey. Tamam kızım, tamam tamam. Ramiz Bey, böyle olmaz. Ben söyleyeceğim. Doktorum ben. Zaten anlamayacaklar mı? Sakın ha. Söylemeyeceksin. Bir gün, bir hafta, 10 gün gittiği yere kadar. Kimse öğrenmeyecek ailemden. Öğrenmeyecek. Bu kadar. Of! Dondum, dondum. Bir sürü kitap aldım sana. Bak, sen bilmezsin bunları. Bakayım. Yalnız baba, bahçede bir gül tomurcuklanmış. Deli olursun rengine. Yok ya. Ne zaman ayaklanır baba? Az az, bir hava almalık en azından. Birkaç gün sonra. Şimdi değil. Ne yapalım? Birkaç günden sıkılacaksın yatakta. Sonra seninle yürüyüşlere başlayacağız ama. Etrafı gösterirsin bana. Buradaki hatıralarını anlatırsın ha? Baba kız, köyün altını üstüne getiririz değil mi? Hah, bu işte ya. İşte bu. Kara eski ruhu bu. Anne, Ezel bizi ziyarete gelmiş. Mümtaz amca yok mu? Yok yok, dükkana gitti. Hayrola Ezel, artık pek gelmezsin diyordum. Yine buradasın her gün. Bize bir şey söylemeye geldi. Yine mi?
Abi be, şunu bir kere de söylesen de hepimiz kurtulsak. Haklısın Mert kardeş. Mert, ne derse doğru ben de biliyorum. Neyi biliyorsun? Mert, kardeşim, gel bir oturalım. Ya ne biçim adamsın sen ya? Öğrendiğin anneme de mi söyledin? Merak etme, ben söyleyecektim zaten. Neyi söyleyecektin? Anne, ben işe girdim. Bir şartla. Ömer'in olayını haber yapacağım. Bu sefer hepsini. Ama bunu konuşmuştuk Mert. Yok anne. Sen konuştun, ben dinledim. Şimdi ben konuşacağım, herkes dinleyecek. Arkada bıraksak daha iyi değil mi Mert? Özel şeyler değil mi onlar? Ya özelse benim özelim, senin değil ki. Ben halledeceğim dedin. Nasıl hallettin? Hı? Özür dilediler. Geldiler. Ya bir de bu eve aldık onları. Özür dediler. Bu, bitti. Şimdi mahallede geziyorlar. Böyle mi hallettin? Böyle mi ödettin yaptıklarını? Haberi yapacağım. O adiler de hapse girecekler. Beter olacaklar. Mert, bir dinle abini. Abimi mi dinleyeyim? Ne abisi ya? Mert, Ömer olsa ne yapardı bilmek istemez misin? İstemem! Yeter artık ya. Ömer'den gına geldi. Yeter! O ne biçim söz öyle? Ya ömrüm geçti ya benim Ömer'le. Ömer'i özledim, olmadı. Arkadaşlarına sarıldım, olmadı. Ömer'den nefret ettim, yine olmadı. Yeter artık Ömer, yeter! Öyle demek istemedin, öyle demek istemedin. Ben Ömer'i falan dinlemek istemiyorum artık. Bitti gitti Ömer. Ben artık kendimi dinlemek istiyorum anne. Ben senin gözlerin olmaktan da bıktım, abimin kardeşi olmaktan da bıktım. Ya ben de biriyim, niye anlamıyorsunuz? Bu haber benim. Bu haberi yapacağım. Kendim için yapıyorum. Ömer'den artık kurtulalım diye yapıyorum. Kurtulmak mı istiyorsun? Yaşamak istiyorum. Yaşamak istiyorum ben abi. Ya bir nefes alayım. Aklımda abim olmadan bir saniye yaşayayım istiyorum. Bu ailenin yaşamak için Ömer'e ihtiyacı yok. Bu ailenin birbirine ihtiyacı var. Ya benim anneme babama ihtiyacım var. Ben de biriyim ya. Ya ben artık Ömer'le yaşamak istemiyorum. Yıllardır çalıştım ben köpek gibi. Gazeteciyim ben. Al, bu da haberim işte. Kurtulmak mı istiyorsun abinden? Kurtuldun. Şimdilik. Ah baba, ah baba. Nasıl girdin içeri? Anahtarım var baba. Unuttun mu? Öyle deme bana. Bu ne? Evime de mi girdin? Ver şunu. Baba, burası senin hayatın. Nasıl verirsin? Çık git dükkanımdan. Sen burayı ellerinle yaptın. Veremezsin. Verdirmem burayı. Burası sensin baba. Sen nereden bileceksin? Burası ben değilim. Sırf ben değilim. Oğlumla benim. Baba. Ortaokuldayken vermiştim bu anahtarı ona.
Ve dedim ki... Burası artık senin dedim. Yaşlanacağım ben. Bir gün gelecek, ellerim titreyecek. Gizleyeceğim senden. Ama sen göreceksin. Sen artık eve git baba. Kalanını ben yaparım. Diyeceğim. Sen diyemezsin. Sen diyemezsin. Oğlum diyecek. Baba. Baba. Baksana bana. Görmüyor musun? Ben olduğumu görmüyor musun gerçekten? Çık git dükkanımdan. İn misin, cin misin? Çık git dükkanımdan. Ne yapacaksın? Vuracaksın mı bana? Çık vururum. Hayatında bir kere vurdun sen bana baba. Çok kızmıştı. Hatırladın mı? Çık git. Yeminle vuracağım. İşte suçum yoktu ha. Oyun oynarken gürültü yapıyorum diye vurdun. Ben de sana çok kızmıştım. Orada ağlamadım. İçeride ağladım. Sen bilemezsin bunları. Bilemezsin sen bunları. Çık git dükkanımdan. Sonra gecenin bir yarısı baktım aşağıda bir ses. İndim, salondasın. Babamı hayatımda ilk defa ağlarken gördüm. Bilemezsin sen bunları. Bilemezsin sen bunları. Çık git dükkanımdan Ezel! Yanına oturdum. Oğlum dedin. Bugün beni işten çıkardılar. Ben şimdi size nasıl bakacağım dedin. Ömer. Ben de sana ben size bakarım dedim. Ertesi günü borca girip burayı aldım. Burayı veremezsin baba. Burası benim. Sen artık eve git. Kalanı ben yaparım. Ömer. Benim küçük oğlum. Artık o kadar da küçük değilim baba. İnanamam. Ben sana inanamam oğlum. Baba. İnanırsan senin yanında duramam. Neler diyorsun baba? Ben seni reddettim. Senden utandım. Geçti artık onlar baba. Unut onları. Ben oğluma sana inanıyorum. Dünyanın canı cehenneme diyemedim. Diyorsun işte şimdi. Eğer ben sana inanırsam, sen sahiden Ömer'sen benim. Eğer sen benim oğlumsan, geri döndüysen. Döndüm baba. Söylediklerin doğruysa. Doğru. O zaman neredeydin Ömer? Ailen seni ölü bildi. İnsanın evladını kaybetmesi ne demek? Dilerim bunu hiç öğrenmezsin. Bu dünyada en büyük acıdır. 5 yıl boyunca o acıyı bir tek kelimeyle alacakken sen neredeydin Ömer? İntikam peşindeydin. Biz senin yasını tuttuk. Beni bırak. Anneni hiç düşünmedin mi? O kadından kaç yıl gitti? Mert, daha yeni yetişiyordu. Neredeydin? Niye o çocuğun yanında değildin? Gelecektim. Geldin, bize yüzünü gösterdin. Elimizi tuttun. Bize Ömer'i hatırlattın. Ama sen neredeydin Ömer? Söyleyecektim baba. Hep, hep, hep. Hep intikam vardı değil mi oğlum?
Ben ölüyordum hastanede. Son nefesimde. Neredeydin? Bana ihtiyacın vardı. Ben yanında değildim. Ama bizim sana ihtiyacımız olduğu zaman sen neredeydin Ömer? Hep arkanızdaydım baba. Hiçbir zaman uzağınızda değildim. İnsan kendi ailesini, hele o perişan hallerini görünce nasıl yanlarında olmaz? Ben şimdi sana nasıl inanayım oğlum? Baba, onca yıl önce benim sana dediğim, şimdi ben kendi öz oğluma nasıl bir daha derim? Yanlış yaptın Ömer. Ben seni böyle yetiştirmedim. Şimdi ben kendi öz oğluma bir daha nasıl derim? Yüzümü kara çıkardın Ömer. O günden daha çok geldiğin gün beni utandırdın Ömer. Baba deme öyle. Gittiğin günden daha çok geldiğin gün canımı acıttın Ömer. Deme baba öyle. Diyemem oğlum. Diyemem. Belki sen kaldırırsın. Ama ben bir daha oğlumu reddetmeye dayanamam. Şimdi beni anladın mı Ömer? Anladım baba. Ben sana inanamam. Sen Ömer değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Şimdi anladın mı beni? Anladım. Anladım. Mümtaz amca. Bu adam buraya? Ne bileyim abi. Bu adamların işlerine akıl sır ermez ki. Dayın niye seni aradı? Yani niye Ezel'i aramadı? Ya da seni. Çömez. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Yok benim canıma minnet de sen çok çeşitli değilsindir dayının işlerini yapmaya diye. Dayının değil, kendi işimi yapıyorum. Kerpeten usulü, kestirmeden. Ne yapacağım? Bu amcayla at mı koşturacağım? Adamın benden çok parası var, arabası var, adamı var. Aklı var. Ama benden çok olmayan bir tane şeyi var. Canı. Bir tane canı var. Alalım bitsin. Nasıl çalışıyor bu alet? Elektriklere patlayıcı mı diyorsun? Yok. Atlı karıncaya bineceğim. Oğlum ben ne diyorum sen ne diyorsun? İşimiz var ha. Bir ufak ülkenin en mühim adamını öldüreceğiz. Sigortalar arkada. Bu at benim ha. At bilenindir oğlum. Herkese pat diye söyledim. Kendi aileme diyemiyorum. 50 kere gitsem 50 kere dönüyorum. Yok, çıkmıyor. Bu Mert'in gittiği yer. Kenan Birkan'ın yayın evlerinden biri. Babamın anlaşmasında da altta Birkan İnşaat yazıyor. Adam o yazıyla yönetiyor dünyamızı. Adam benim ailemi benden almak istiyor. Niye Cengiz? Niye uğraşıyor? Kancıklığından. Tamam da ailemden ona ne? Ailemden ona ne? Ezel. Ne? Bu adam Ramiz dayının ailesine saldırdı, değil mi? Ona değil, ailesine. Şimdi seni portakal gibi sıkar bu adam. Ya ne yapayım yani, sıkar. Ama onun yerine... Ailemle uğraşıyor. Kendi ailenizi size düşman ediyor. Ya bu adamın bir ailesi... Annesi, babası,
Kardeşi, çocuğu, ne bileyim, karısı, bir şey, bir şey. Hadi, hadi. Yok ya Cengiz. Burada bir şey vardı. Kalk Ezel, kalk. Ne biliyorsun ailesel? Benimkiler benden bıkmış, onu biliyorum. Kalk abicim, hadi ya. Bak, saksıları çalıştırmaya başlamamız lazım. Bu adam hakkında ne biliyorsak öğrenelim, ne bulabiliyorsak. Bak sana şunu söylüyorum, bu tahta dolduğunda bu adamın işi bitecek. Sen niye buradasın Cengiz? Bana yardım edeceksin diye mi? Yok, arabayı tamire geldim. Yoksa Mert hakkında haber yapacak diye mi? Onun buluruz bir çaresini. Şimdi arıyorsun zaten. Sen birazdan bana dönüp şey demeyecek misin? Bak neler yaptık birlikte. Nasılız? Çok iyiyiz ortak. Biz bu adamı beraber hallederiz ortak demeyecek misin? Bana ihtiyacın var demeyecek misin? Mert'i sen hallet, ben de sana yardım edeyim demeyecek misin? Ya nereden çıkarıyorsun? Demeyecek misin? Cengiz Atay arkadaşın mı yine benim? He? Kendini affettirmeye mi çalışıyor? Yoksa Cengiz Atay yine kıçını kurtarmaya mı bakıyor? Cengiz Atay'ın ne istediğini sen. Çünkü şu anda yanındaki tek adam benim. Başka kimse yok. Ezel, Ali nerede? Sabahtan beri çaktırmadan arıyorsun. Cevap verdi mi? Ha? Nerede Ramiz dayı? Mümtaz amca nerede? Eyşan nerede Eyşan? O zavallı masum Eyşan. Ha? Kimse yok. Senin de yardıma ihtiyacın var. Benim ne istediğimden sana ne? Boş ver benim iş dünyamı. Yardım istiyor musun, istemiyor musun? Defol. Hadi Ömer, kıpırda. Ailem diye dönüyordum mezarında. Bir sen kaldın. Sıkıysa aileni şimdi toparla. Kalabalık gidiyoruz galiba. Buradayım. Al. Açıklama? Açıklama basit. Kenan Birkan her zamanki gibi ofisine gidiyor. Öğlen her zamanki restoranında, her zamanki masasında yemeğini yiyecek. Her zamanki prosundan içecek, her zamanki bahşişlerini dağıtacak. Sonra akşam 8'de her zamanki gibi evine gelecek. Biz ne yapacağız o sırada? O sırada biz iki isimsiz yabancı bilinmeze doğru yelken açacağız. Yelken derken? Ay, yelken açmayacağız aslında ama çok daha hızlı gideceğiz. Buyurun. Ben süreceğim. Sende ne var? Yuh! Yakışır! Bu ne lan? Okul gezisi.
Ne yapacağız, döneceğiz mi? Daha yakından nişan alacağız. Var mı sende daha ufak bir şey? Mehmet Bey, günaydın. Ben geldim diye aradım da. Tamam. Tamam, bekliyorum. Görüşmek üzere. Pardon. Bir Nescafe alabilir miyim? Sütlü, sade. Sütlü olsun. Önce kiminle gelmiştiniz buraya? Bir düşüneyim. Hiç kimse. Kenan Bey. Tabii ki yalan söylemek yoktu değil mi? 30 yıldır hiç kimse.